Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Franken cam seramik ocağın arızasına bakacağız. Ocağımızda şu şekilde bir arıza var. Enerji fişimiz burada. Enerjiyi veriyoruz. Şu anda ocağımızda elektrik var. Yalnız açma kapama düğmesine basmadık. Basmadığımız halde şurada elimle gösterdiğim kısmın direkt olarak yandığını görüyorsunuz. Diğer 3 kısımda herhangi bir problem yok. Onu panel üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu gözde kapalı olsa dahi yanmaya devam ediyor. Şimdi arızamız nedir? Nasıl sökeceğiz? Ona bakıyoruz. Şu şekilde bakarsanız eğer burada bulunan 3 vida, yanlardaki vidalar ve diğer taraftaki vidaları söktükten sonra camı kaldırıyoruz ve ocağımızın içine ulaşmış oluyoruz. Ocağımızın yanlarında bulunan 3'er adet toplamda 12 vidayı söktükten sonra şu kısmı yukarıya kaldırmak vasıtasıyla dışarıya alabiliyoruz. Arızalı olan gözümüz burası. Kablo girişlerimiz, elektronik kartımız diğer tarafta butonların altında. Şimdi ocağımızın arızasını tespit edeceğiz. Elektronik karta ulaştık. İlk olarak şurada bulunan panel kısmını kartımızdan ayırıyoruz. İlk etapta baktığımız zaman kartımızda arızayı direkt olarak görebiliyoruz. Büyük olasılıkla bu role burada sürekli yanan rezistans kısmını kontrol ediyor. Her bir rezistans için, ocak gözü için bir tane role kullanılmış. Ama bu göz muhtemelen çok fazla kullanıldığından dolayı artık kontaklar ark yaparak birbirine yapışmış. O yüzden de bizim rezistansımız sürekli açık halde kalıyor. Daha yakın bir çekimle rolenin önündeki yanı ve soketteki yanı görebiliyorsunuz. Birazdan rolemizi sökeceğiz. Rolemizi karttan ayırdık. Şu şekilde bakarsanız eğer 12 volt 7 amper bir role arızamızda şurada direkt olarak görülebiliyor. Gördüğünüz gibi role kontakları çok fazla çalıştığı için artık birbirine yapışmış, o haliyle kalmış. Role özelliğini kaybetmiş. Biz bu role yerine şu roleyi kullanacağız. 12 volt 10 amper bir role kullanacağız. 7 amperde çıkan rolemiz, biz bunun yerine 10 amper kullanacağız. 10 amper kullandığımız için kontak akımımız 10 ampere kadar dayanacak. Diğerine göre biraz daha sağlıklı olacak. Arkadaşlar rolemizi yerine takıyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman şöyle bacaklarımız oturdu. Kartımızın temizliğini de yaptık. Şimdi kartımızı toparlayıp sistemin çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Kart tamirimiz bitti. Şimdi enerjimizi veriyoruz. İlk halinde enerjimizi verdiğimiz zaman burada bulunan bölüm direkt olarak yanıyordu. Yani sistem kapalı olsa da yanıyordu. Şu anda sistem kapalı ve hiçbiri çalışmıyor. Açma kapama düğmesine bastık. Şu anda ocağımız hazır konumda. Arızalı olan yerimiz burasıydı. Hemen açıyoruz. Birazdan ısınacak. Gördüğünüz gibi ısındı. Hemen kontrol ediyoruz. Kapattık. Hemen şu kısmı deneyeceğim. Bakarsak onun da çalıştığını görebiliyoruz. Testini yapmadığımız iki bölüm kalmıştı. Buradaki. Öncelikle şunu açıyorum. Birazdan ısındığını görebileceğiz.
ışıkları kapattım. Buradaki amaç oradaki kızarmayı, daha doğrusu ısıyı rahatlıkla görebilmek için. O da hazır. Son gözümüze geliyoruz. Gördüğünüz gibi o da çalışıyor. Ocağımızın tamiri bitmiş oldu. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Videoların devamı için videomu beğenebilir, abone olabilirsiniz.